Arkadaşlar merhaba. Set 339. Birinci soru. Taban ayrıtı 12 santim, yüksekliği 8 santim olan karedik prizmadan yukarıdaki şekildeki gibi özdeş iki karedik prizma kesilip çıkarılıyor. Son durumda elde edilen cismin hacmi başlangıçtakine göre 64 santimetre küp azaldığına göre yüzey alanı kaç santimetre kare artmıştır? Şimdi bakın arkadaşlar. Önce şöyle yapalım. Hemen şunu tekrar eski haline gösterelim. Şöyle birleştiriyorum. Şöyle birleştirdim. Şimdi bir kenarımıza A diyelim. A diyelim. Yüksekliğimiz 8. Kestiğimiz parçaların hacimlerini hesaplayalım. Şimdi buradaki taban alanı A kare çarpı yükseklik. Bundan 2 tane var. Yani 16 A kare 64'e eşit olacak. Buradan A kare eşittir 4. Yani A uzunluğu 2 birim geldi. Şimdi buradaki eksilen parçalara bakalım. Bakın şimdi şu ön taraftaki dikdörtgen 2'ye 8'lik dikdörtgen arka tarafa taşındı. Şu taraftaki dikdörtgen de şu tarafa taşındı. Yani sadece üstteki kare ile alttaki kare eksildi. 2 çarpı 2 şuradan 4 birim eksildi. Şuradan 4 birim eksildi. Ardından şuraya bakıyorum. Şimdi şurayı birleştireceğim şöyle. Bakın. Şimdi ön taraftaki şu 2'ye 8'lik arka tarafa taşındı. Üstteki kare eksildi. Yine 4 birim daha eksildi. Alttaki kare eksildi. Yani 4 tane 4 birim kare eksildi. Peki artışlar nerede oldu? Artışlar şöyle. Şurası 2, şurası 8, şuradaki dikdörtgenin alanı. Şurası 2, şurası 8, şuradaki dikdörtgenin alanı artış olarak geldi. Yani burada bir eksi 16'mız var. Burada da 2 çarpı 8, 16 artı 16'mız var. Bunların toplamı direkt 16 olarak gelecek. Yani 16 santimetre kare artış var. Doğru cevabımız Ceyhan. İkinci soru. Taban ayrıtı 3 birim, yüksekliği B birim olan karedik prizma biçimindeki 3 özdeş tahta blok ile yukarıdaki cisim oluşturulmuştur. Cismin hacmi 108 birim küp olduğuna göre yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi buradaki hacim tabanı çarpı yükseklikle hesaplanacak. 3 çarpı 3 çarpı B. Bundan 3 parça kullanmışım. Çarpı 3 eşittir 108 birim küp. Buradan 3, 3, 3, 27 yapacak. 27B eşittir 108. Buradan B uzunluğu 4 birim gelecek. Yani yüksekliğimiz 4 birim. Peki şimdi burada bizden istediği şey yeni şeklin yüzey alanı. Şimdi bu tarz sorularda sadece görünen yüzeyleri hesaplayın. Görünen yüzeylerin iki katı bize bütün yüzey alanını verecek. Hemen hesaplıyorum. Şimdi burası 3, burası 3, burası 4. Şimdi bundan kaç tane var? Şundan 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Yani 5 tane 3 çarpı 4 12'lik var. Artı. Şimdi hemen şöyle gösteriyorum. Şurada 3'e 3'lük olan 1, 2, 2 tane 9 birim var. Bir de şuradaki parçamız var. Şurası. Şurası. Şimdi biz burayı 4 bulmuştuk. Burası 3'tü. Buraya ne kaldı? 1. Burası 3. Bir de artı 3'ümüz var. Yani yüzey alanı ne geldi şimdi? 60 artı 18 artı 3. Yani buradan ne gelmiş oldu? 81. Bunun iki katı olacak. Çünkü görünen yüzeylerin karşı tarafında görünmeyenleri de var. 81 çarpı 2'den 162 birim kare. Doğru cevabımız Ceyhan. Üçüncü soru. Ayrıt uzunlukları ABC santim olan dikdörtgenler prizmasında ayrıtlar sırasıyla 5, 4 ve 3 ile orantılıdır. Prizmanın yüzey alanının hacmine sayıcı oranı 47 bölü 60'tır. Prizma aşağıdaki açılımı oluşturacak şekilde ayrıtlarından kesiliyor. Buna göre oluşan şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bakın arkadaşlar hemen kenar uzunluklarını yazalım. Burası 5'in katı, burası 4'ün katı, burası 3'ün katı. Hemen hacmi hesaplayalım. 5 çarpı 4 çarpı 3 yani 60 k3 hacmi verecek. Yüzey alanını hesaplayalım. 5 çarpı 4 20 k kare, 5 çarpı 3 15 k kare, 4 çarpı 3 12 k kare. Bunun iki katı. Bütün yüzey alanını hesaplıyoruz. Buradan ne gelecek? 94 k kare. Peki yüzey alanının hacme oranı neydi? 47 bölü 60. Hemen yazıyorum. 47 bölü 60. Peki hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. 60'lar gitti. 47 ile 94 sadeleşti. Buraya 2 geldi. K kare gitti. Burada bir tane K kaldı. K uzunluğumuz 2. Yani şurası 10 birim, şurası 8 birim, burası 6 birim olacak. Yüksekliğimiz 6 birim. Şuradaki kenarlarımız 10 olacak. Buradaki kenarlarımız 8, 8, 8 olacak. Şurası 6.
Peki. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı referans noktası olarak açacağım. Şimdi burası 10 birim. Şurası 10 birim. Ardından şu yüksekliğimiz 6 birim. Şu koyu olan kısım B ve C 6'ya 8 olarak geldi. Şurası 8, şurası 8 olacak. Burası 8, burası 10 olacak. 8, bunlar 8, 8. Burası 10, burası 6, 8, 10, burası 8 gelecek. Peki hemen şöyle başlıyorum. 6, 6, 12 geldi. Çevre hesabı. Peki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 8 var. Yani 64 geldi. 1, 2, 3, 4 tane de 10 var. 40 geldi. Yani toplam 116 oldu. Doğru cevabımız Edirne.